sevgili Jane'im. Sen doğmadan önce gençlik günlerimde ben, Bartle Bond ve Jim Reck General Custer'ın katırları için çalışmaya başlamıştık. Üçümüz de Rockies'de avlanmaya ve iz sürmeye alışmıştık. Ve başka birinden emir almanın bizi bu denli rahatsız edeceğini bilmiyorduk. O zamanlar demir yolu gelişmeye başlamıştı ve bu neredeyse her şeyi değiştiriyordu. Ama hala maceracı ruhu olanlar da vardı tabii. Demek katırlarla siz ilgileneceksiniz ha? Bu işi yapabileceğinizden emin misiniz? Bu işi 25 sene yaptık ama artık yapmıyoruz. Rockies artık bitti. Keşif işiyle de uğraştık. Colorado ve Kanada arasındaki her patikayı, dereyi, gölü ve nehri biliriz. Custer'ın birkaç kaşife ihtiyacı olabileceğini düşünüyorduk ama sanırım bu boşluğu Bill Hickok ve yanındakiler doldurmuş. Buna ihtiyaçları olmadığına göre biz de katırlarla ilgileniriz. Evet. Bu işin üstesinden gelebilecek misin? Bir kamçıyı şaklatabileceğinden emin misin? İleri! 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 Hadi ileri! O günlerde Jane'i, batıda yaşayan bir kadın ancak iki şekilde ayakta kalabilirdi. Ya birinin karısı olacak ya da fahişelik yapacaktı. İkisi de bana göre olmadığı için ben kendime göre bir yol buldum. Bir erkek gibi yaşamaya başladım. Öyle ki bazen kadın olduğumu ben bile unutuyordum. Zaman zaman sıkıcı da olabiliyordu tabii. Ancak benimki gibi bir özgürlüğe sahip olan çok az kadın vardı. Hey Bill! Bill Hickok! Gerçekten de Calamity Jane'i görüyorum. General Custer boğalarla bir kadının ilgileneceğini biliyor mu? Tabii ki bilmiyor. Ona sen de söylemeyeceksin. Sırlarını hep saklamadın mı? Nereye gidiyorsun? Bu yolculuğa sen rehberlik etmeyecek misin? Sen beni öldürmeye çalışırken taziyet için avlanmaya gidiyordum. Seni öldürmek isteseydim ölmüş olurdum. Ne istiyorsun? Geçen onca yılda seni hiç anlayamadım. Asla anlayamayacaksın. Evet. Lanet olsun. Hadi kızlar. Tam isabet. Bu akşam fasulye yok. Bence hastaydı. Çok yavaş kaçıyordu çünkü. Harika bir av. Güzel ama ben yemi yiyeceğim. Hastalıklı bir hayvanı sindiremem. Sen bilirsin. Ye! Tozunuzu yutmaktan sıkıldım. Biraz da siz yutun. Arabanı nehre doğru sürüklüyorsun Calamity. İki yaşlı kadının dırdırını dinlemekten iyidir. Dırdır yapan da kim? Daha bıçaklarımızı bile çekmedik. O zamanlar bunun farkında değildik Jane. Ama vahşi batının
her şeyin değişmesinden ve Billy Cody'nin bunu kabullenmesinden önceki son zamanlarıydı. Powder Nehri, o son Wyoming. Vahşi günler bizim en onurlu günlerimizdi. Çılgın Bill Hickok, Dora ve Bilu, Jim ve Bartle, Buffalo Bill Cody ve annen Calamity Jane. Bir kadını iç çamaşırıyla görmek hep hoşuma gitmiştir. Neden toplanıyorsun? Kampı daha yeni kurduk. Geçen onca yıl sana tavsiyede bulunmaya hiç kalkışmadım ama... bu defa Bartle'ı ve Jim'i alıp buradan gitmelisin. Neden? Belki de yalnızca bildiklerinden ötürü. Söylüyorum, gitmek için çok iyi bir zaman. Teşekkür ederim. Sen nereye gidiyorsun? Deadwood'a. Merhaba general. Görünüşe göre bir koruna gidiyoruz. Daha fazla altımı bulmayı umuyorsunuz. Serbestsiniz yüzbaşı. Emredersiniz efendim. Bunu size kim söyledi? Yerlerini değiştirme uyarısını görmezden gelen asi yerlileri temizleyeceğiz. Bu uyarıyı nereye postaladınız? Hangi dilde yazmıştınız? Tavsiyelerinize ihtiyacım yok. Kendi keşifçilerim var. Evet ama onlar Sioux değil. Avlama mevsimindeyiz ve etrafta binlerce Sioux. Bana yerlerle nasıl savaşılacağını anlatmayın. Kara Kettle'ı ben bitirdim. Evet, evet bunu duymuştuk. Ama burada oturan boğa ve çılgın attan bahsediyoruz. Avlama sahalarını terk etmezler. Sizinse burada 200 ya da 300 adamınız var. Biz 7. birliğiz. Onu duydun mu? Evet. Buradan cehennem olalım. Bana neden ve ilk kez kim Calamity dedi bilmiyorum. Ama neden böyle kaldığı bir sır değil. Annem bir işe girişmeden önce düşünen biri değildi Jane. Custer bir kadın olduğumu öğrendiğinde beni küçük düşürücü ve kahrolası bir kadın işine verdi. Hey Calamity! Gidiyoruz! Sizi yakalarım çocuklar. En kısa zamanda. Calamity. Çok uzun sürmesin. Şu general tam bir kaçak. Hadi hadi. Kesinlikle de. Hadi. Jim ve Bartle kunduzların bol olduğu günleri gören de hala hayatta olan birkaç kişiden biriydi. Çocuklar için iş sürerken en büyük ilham kaynağı onlar oluyordu. Neden ya da nasıl bilmiyorum ama böyleydi işte. Ama onlar da aynı kızı verirler ve bufalolar gibi yok oldu. Bazıları için hayat onlarsız çok anlamsızdı. Bu gölün kunduzlara dolu olması gerekiyordu. Bunu bazen uykudayken hala duyabiliyorum. Neyi? O sesi. Kunduzun kuyruğuyla suda çıkarttığı sesi. Evet. Bunu bazen ben de duyuyorum. Her kasabanın medenileştiği ya da iyice kötüleşip dibe vurduğu dönemler oluyordu. Böyle bir değişim yaşanacaksa önce insanlar çılgınca içiyor, kumar oynuyor, fahişelik ediyor, birbirlerinin boğazlarını kesiyor ve tüfeklerle birbirlerini ateş ediyorlardı. Deadwood bu cehennem gibi günlerini yaşamaktaydı. Yorgun gözlere göre bir manzara değil. Günaydın Eriyim. Burada yapılan ilk iş hala bu mu? Ha? Yalnızca senin için Calamity. Ordudan atıldığını duyduk.
Haberlerin hızlı yayıldığı kesin ama doğruluğu tartışılır, öyle değil mi? O kahrolası heriflerin daha önce meme görmedikleri doğru. Pekala, madem kuralcılardan söz ediyoruz, memelerimi içelim. Yalnızca Kastır'ın karı listesindeyim, o kadar. Tanrı memeleri kutsasın. Büyüklerini de küçüklerini de. Merhaba Bil. Merhaba Kalemiti. Dora. Kapa çeneni. Olamaz, seni aşağılık. Lanet olsun. Şimdi de ağlamaya başlayacak. Jane. Nerelerdeydin? Lanet olsun. Senin için çok endişelendim. Kendime içinde kadın gibi kadın olan bir yatak bulacağım. Söylesene Blue. İyisin değil mi? Evet. Dusiye sandviç, birkaç yumurta, biraz da bisküvi hazırlamasını söylesene. Ve ne bileyim, sen ona sadece Martha Jane'in geldiğini söyle. Tabii tatlım. Pekala, siz iki kadın şeye... Tamam. Yatağımdan defol, seni pislik. Demek sonunda Deadwood'a yerleşmeye karar verdin ha? Hayır, burası gittikçe kötüleşiyor. Nasıl olduğunu bilirsin. Peki nereye gitmeyi planlıyorsun? Sanırım Blue'nun çiftliğine daha yakın bir yere. Neden onunla evlenmiyorsun? Sana yüzlerce kez teklif etti. Bunu yapamayacağımı biliyorsun. Yetmedi mi Martha Jane? Yoksa gerdeğe girmeyi mi planlıyorsun? Evet ama bir kokarcı öyle değil. Boz rengi olan bir şey. Evet, bunları senin için yakacağım. Ve dikkatli ol, ceplerinde para var. Para varsa bulurum, merak etme, endişelenmene gerek yok. Pekala, anlat bakalım. Sen neler yaşadın? Hiçbir şey. Sende farklı bir şeyler var. Bana yalan söylemeyeceğini bilirsin. Sana yalan söylemiyorum Dora. Aa Tanrı Martha Jane. Seni 20 yıldır tanıyorum ve bu sana hiç olmamıştı. Ne, bana bir şey olduğu yok. Aşıksın. Ah Tanrım. Konu bu değil. Bunu bilmesindense ölmeyi yeğlerim. Hikak. Değil mi? Hayır. Ama ismi sakın anma. James Butler Hickok. Çılgın Bill. Oh, izin ver de düşün. Oh, hayır Dora, sakın düşünmeye başlama. Bunu başarmak gerçekten zor. Hanım hanımcık tiplerden de, fahişelerden de hoşlanmaz. Ama seni sevmesini sağlayabiliriz. Beni sevmesini falan istediğim yok. Yalnızca ölmek istiyorum. Pekala, bu çok ciddi bir durum tatlım ama ölümcül sayılmaz. Pekala, o küvetten çıkarttık. Çünkü yapmamız gereken işler var. İşte. Aç gözlerini. Tanrı aşkına. Hadi kalk bakalım. Gördün mü? Çok güzelsin. Hiç kendim gibi görünmüyorum ama... Aa, evet görünüyorsun. Tam da kendin gibi görünüyorsun. Hey,
Sence beni beğenecek mi? Al tatlım, oradaki İyi herkes seni fena halde arzulayacak. Öyle ki canları yanacak. Bunu sana garanti ediyorum pekala. Böyle yürüyeceksin, tamam mı? Evet, aynen böyle. Aşağılık herif gelmemiş bile. İki sulu viski Harry. Su? Evet. Eğer kendinde olmak istiyorsan görünenin yarısını içmelisin. Ben alayım hanımlar. Şey, tüm dünyayı meşgul mü etmek istiyorsun Martacığım? Merhaba çocuklar. Millet, çocuklar. Hey, dinleyin. Bu Marta. Pekala, sadece dans edeceksiniz. Gözüm üstünüzde olacak. Ben hadi dans edemem. Tamam tamam, geri çekilin. Geri çekilin. Bu ahmaklar edebiliyorsa sen hayli hayli edebilirsin. Gördün mü, yapabiliyorsun. Bu dans değil, güreş etmek gibi bir şey. Orada. Oraya git ve oyunun nasıl gittiğini gör. Yapamam. Bir daha mı güreşmek istiyorsun? Hayır. Hadi o zaman. Hadi tatlım. Gel tatlım. Otursana. Şansa ihtiyacım var. Çok etkileyicisin. Kim olduğumu biliyor musun? Tatlım, adım James Butler Hickok. En iyi keşifçilerdenim. Sezgilerim tanıdığım tüm beyazlar kadar keskindir. Daha önce tanışmış mıydık? Beni incitiyorsun tatlım. Tabii ki tanıştık. Adım ne? Lily. En azından Lily olması gerekiyor diyelim. Bu muazzam görünüşe Calamity Jane'den daha fazla yakıştığını görmek çok kolay. Lily. Ya da Rose. Lütfen sırrımı kimseye söyleme. Aa, tatlım, benim ağzım çok sıkıdır. Pis boğa. Sen vicdansız bir yalancısın. Çocuklar. Tahmin edin bakalım dizimde oturan kim? Calamity Jane. Calamity Jane'miş. Aa, Blue. Durum idare edebilir. Hayır, edemez. Orada o elbiseyle yapamaz. Ah, Calamity'den bahsediyoruz. Başının çaresine bakabilir. Geri dönecektir.
Hayır, dönemeyecek. Deadwood'a dönemez. Ağlama tatlım. Ağlama. Her şey yolunda. Ben Jane. Ben Jane'im. Evet, elbette. Tabii ki öylesin. Pekala. Tamam sevgili. Eşsiz Martha Jane. Seninle bu kadar endişeliyken yatamam. Bunu engelleyemiyorum Blue. Hepsi benim suçum. O hale gelmesini asla istememeliydim. Bilhikak tam bir serseri. Ona ne şüphe. Biliyor musun, hayatımda hiç yapmayacağım şeyleri Jane için yaptığım olmuştur. Evet, yine aynı şeyleri yaptın. Bunu kendi gözlerimle gördüm birçok kere. Biliyorum. Onu seven bir erkeğin olmaması beni üzüyor. Biliyor musun? Bu senin için asla söyleyemeyeceğimiz bir şey. Benimle ne zaman evleneceksin Dora? Çiftliğime dönmek zorundayım. Benimle birlikte gel. Yapamam. Seni seviyorum Blue. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ama seninle evlenemem. Tamam, ama bunu söylemekten vazgeçsen iyi olacak. Çünkü bir gün sormaktan vazgeçebilirim. Ama daha yakın bir yere taşınmayı planlıyorum. Belki de My City'de bir otele. Sen inatçı, güzel bir kadınsın. Ama elimdeki makarayı yavaş yavaş saracak ve seni sonunda karım olacağın topraklara çekeceğim. Ey kulaksız. Kuru odunun var mı? Yarımda getirebilirdim ama Yomin'de birilerinin olacağını sanmıyordum. Nerelerdeydin? Seni bir aydır görmüyorum. Dakota'da halkımdan kimse kalmış mı? Gelip bir görmek istedim. Kimseyi bulabildin mi? Birkaçı oradaydı. Ama yalnızca ruhları. O tarafa gitmemelisin. Sana bunu söylemek için geldim. Bu sabah Yellowstone'a gideceğim ve hep bu yolu kullanırım. Başka yoldan git. Neden? Ölüm kokuyor. 50 mil boyunca. Lanet olsun. Yolumu 50 mil daha uzatamam. Hayır. Ölümden de korkacak değilim. Deadwood'da Scarlet ateşiyle o pis madencilere dadılık ettim ben. 40 tanesi de öldü. Bundan daha kötü bir şey olamaz. Ayıları kovalamaktan hoşlanan bir köpeğe göre çok uzun yaşadı.
Sen de öyle, ben de öyle. Kahve ister misin kulak? İyi olur. Kulaksız 10 yaşındayken halkı Fransız tüccarlarla savaşmış. Kendine geldiğinde halkının öldürüldüğünü ve kulaklarının kesildiğini fark etmiş. Ama hala bir şekilde duyabiliyor. Ve başkalarının fark edemeyeceği şeyleri seziyor. Özellikle de ölümü. Bu Custer'dı. Bayrağı gördüm. Bunu birilerine söylemeliyiz. Neden? Oradaki katliam... Kulaklarını kesip seni ölüme terk ettikleri o katliam gibi değil miydi? O zaman küçük bir çocuktum. Bütün katliamlar birbirine benzer. Ölümün kokusu... Büyük kuşlar kemikleri temizlemeye gelir. Ama o zaman ölenler yalnızca yerlilerdi. Onlar için şarkı söyleyen tek kişi de bendim. Bu sabah berbat bir şeyler yemiş olmalıyım. Midem eskiden daha dayanıklıydı. Çocuk yüzündendir. Çocuk mu? Ben çocuk falan görmedim. Taşıdığın çocuk. Çıldırdın mı? Bu imkansız. Çılgınca gelebilir ama mümkün olduğunu biliyorsun. Ama bu olamaz. Yani yapamam. Bir çocuk doğuramam. İlkbaharda doğuracaksın. Ulu Tanrım. Ben birine annelik edemem. Öyle bir yaşamım yok ki benim. Yaşadığım bir yer yok. Ne yapacağım? Çocuğun gelmeden önce bir yer bulmak istiyorsan sana yardım edeyim. Nasıl yaşayacağım? Yaşayacaksın. Hep benimle ilgileniyorsun kulaksız. Neden? Balıklar hazır. Gel ve ye. Bu yer neresi? Ne kadar sürer? Rüzgar nehrinde 4 gün sürer.
Teşekkür ederim kulaksız. Şunları da yükle. Al Duzi. Merhaba Madame Dora. Ben Fransız değilim Hikak. Öyle mi? Evet. Sanırım şimdi de bir hanımefendi olmadığını söyleyeceksin. Bu kasabayı senin gibi erkekler yüzünden terk ediyorum. Bunu duyduğuma üzüldüm. Bu büyük bir kayıp. Daha önce bir kadın olduğumu hiç düşünmemiştim Jane. Sanırım seni içimde taşıdığımı da bu yüzden fark edemedim. Dora doğum yaptığında yanındaydım. Bebeklerinden hiçbiri yaşayamadı. O yüzden bir parçam hep gerçek olmadığını düşünmek istedi. Onu bir yere bağlayacak çocukları olmadığı için Dora hep bir otelden diğerine, bir kasabadan bir başkasına taşınıp durdu. Billy ile birlikte olduğu zamanlar hariç kendini hiç huzurlu hissetmiyordu. Ama ben onca ay saklandım ve doğmanı bekledim. Bir erkek tarafından sevilmenin nasıl bir şey olduğunu hiç bilmezdim Jane. Çok gerçek bir şey. Ve bunu kendimi acındırmak için söylemiyorum. Baban sayesinde birini sevmenin ne demek olduğunu öğrendim. Doğumunun o aşk kadar hoş bir şey olduğunu bilmeni istiyorum tatlım. Bunu sakın unutma. Ölümün kokusu çok güçlü. Sen de hissediyor musun? Barut, gaz, yağ ve idrar. Aldığım tek koku bunlar. İşte bak. Her kimse fazla acı çekmemiş gibi. Kime asmışlar? Jake McCall. Neden asmışlar? Bill Hickok'u öldürdüğü için. Dora nerede? Sizinle hemen ilgileneceğim. Aa! Dora Dufran nerede? O gitti. Mallarını sattı ve 6 ay önce taşındı. Affedersiniz, biraz konuşabilir miyiz? Her ne satıyorsan almayacağım. Hiçbir şey satmıyorum, yalnızca konuşmak istiyorum. Lütfen, yalnızca bir dakika.
Bu sizin çocuğunuz mu? Neden soruyorsun? Babası nerede? Öldürüldü. Eğer daha önce gelmiş olsaydım, Jack McCall'un ciğerini söküp onu yerliler gibi bir ağaca asabilirdim. Kocanız sizi geçerli sebeplerden ötürü mü terk etti? Hayır, terk etmedi. Ve o benim kocam değildi. Korkunç bir halde olduğunuzu görüyorum. Adım O'Neill. Yüzbaşı James O'Neill. Eşim ve ben kısa zaman önce çocuğumuzu kaybettik. Kızımızı. Buraya bu yüzden geldik. Batıya yapacağımız bir yolculukla karıma üzüntüsünü unutturmak istemiştim. Nerelisiniz? Aslında İngiltere'den geldim. Ama şimdi Mary'nin ailesinin yanına Illinois'a taşınıyorum. Illinois. Karım çok zor zamanlar geçirdi. Aslında ikimiz için de gerçekten çok zor zamanlardı. Artık çocuğumuz olmuyor. Ve bu onu öldürebilir. Adı Jane. Ah, çok güzelmiş. Gitme vakti geldi. Ona iyi bakacağız. Bir kızın, çok güzel bir bebeğin var. Seni sevmiştim. Lanet olası herif. Sevgili Jane. Babanın öldürülmesinden bu yana 5 yıl geçti. Onu çok özledim. Seni çok özledim. Şimdi çılgın bir hayatımdayken neler hissettiğimi daha iyi anlıyorum. Dora ve Bill da aynı tür bir aşkı yaşıyorlar. Ama bunu yaşarken anlamak çok zor. Seni yine görmek çok güzel. Sana evin bittiğini söylemek için geldim. Çok güzel oldu. Gelip kendi gözlerinle görmeni istiyorum. Sabah ilk iş oraya gidebiliriz. Aa, yapamam. Ama neden? Seni anlayamıyorum Dora. Neden yalnızca gelip görmüyorsun? Çünkü muhtemelen çok seveceğim ve bu her şeyi daha da zorlaştıracak. Bana bir kez olsun neden evlenmek istemediğini söyle ve ben de sormaktan vazgeçeyim. Eğer beni söylediğin kadar seviyorsan, seviyor musun? Seviyorum. O zaman neden? Şehri mi seviyorsun?
Çiftlik gibi bir yerde yaşamak sana yetmiyor, değil mi? Hayır. O çiftliği kendi ellerimle yaptım. Onu yoktan var ettim. Onca sıkıntıya, orada eşim ve çocuklarım olmadan tek başıma katlanamadım. Özür dilerim Dora. Seni seviyorum. Hep seveceğim. Sana son defa soruyorum Dora. Benimle evlenir misin? Evlenemem. Seni her şeyden çok seviyorum ama... seninle evlenemem. Hey Cody! Görünüşe bakılırsa bu akşam sıcak bir şeyler yiyeceğiz. Merhaba Blue. Nasılsın? Senin burada ne işin var? Bu civardan geçiyordum ve geceyi geçirecek bir yatak bulabileceğimi düşündüm. Kutlama yaptığınızı bilmiyordum. Kim evleniyor? Gel hadi dans et. Ben dans etmem. Elbette edersin hadi. Gelin Granville Stewart'ın kızı mı? Onun hala çocuk olduğunu sanıyordum. Hayır. O 18-19 yaşında. Onunla evlenen kovboy kim? Dans ettiğin kişi işte. Cehennemin dibine git. Ne yapayım ya? Bu doğru. Seni aşağılık herif. Sakin ol Martha Jane. Sakin mi olayım? En sevdiğim arkadaşımı terk ettin. Peki Dora bunu biliyor mu? Tamam. Bak ona başka birinden duymadan söyler misin? Lütfen. Ona bunu kendin söyleyeceksin lanet olası herif. Beni pis işlerine bulaştırma. Lanet düğününde de dans etmem. Martha Jane. Martha Jane, kes artık. Kes şunu, otur şuraya. Gel. Gel diyorum sana. Otur şuraya. Otur. Pekala. Herkes içeri girsin. Bitti. Yiyecek, içecek bir sürü şey var. Hadi içeri girin. Müzik var. Eğlenmenize devam edin. Hepsi geçti, tamam. Hadi. Senin lanet olası bir herife dönüşeceğini asla düşünmezdim. Konuşmama izin ver. Şu verandayı görüyor musun? Bu verandayı kendi ellerimle Dora için yaptım. Ve banyo, o sevdiği koca küvetleri alacak kadar büyük oldu. Mutfak düzinin içinde ölüp cennete gitmek isteyeceği kadar güzel oldu. Dora bunları görmeye bile gelmedi. Ve ne zaman bunlara baksam asla gelmeyeceğini biliyordum.
Galiba artık ümit etmekten ve beklemekten çok yoruldum. Güzel, peki ona ne diyeceğim? Ona yalnızca hiçbir şeyin değişmediğini söyle. Söyleyeceğim. Ama bu doğru değil. Sen ona aşık olsan ve o da başka biriyle evlenecek olsaydı sence ben onun düğününe gider miydim ha? Ben bunu planlamadım Dora. Kendiliğinden oldu. Gerçekten dostum olsaydın gitmezdin. Rahip bu ikisinin evlenmesine itirazı olan biri var mı dediğinde neden konuşmadın? Neden? Neden konuşmadın? Sanırım o kısmı kaçırdım Dora. Bunu yaptığına inanamıyorum. İsteseydin oradaki gelin sen olabilirdin. Sana defalarca söyledim. Aa, şimdi de onun tarafına geçtin. Onun tarafına falan geçmedim Tanrı aşkına Dora. Senin yüzüstü bırakan Blue ben değilim. Eğer bunu göremiyorsan ikinizin de canı cehenneme. Şapkam nerede? Herkese merhaba. Gösteriye hoş geldiniz. Çocuklar nasılsınız? Gösteriye hoş geldiniz. Merhaba. Gösteriye hoş geldiniz. Şuraya bakın, bu Calamity Jane. Ben de bu kadını görmeye gelmiştim. Çenene katlanacak halde olmadığımdan eminim Bill Cody. Martha Jane, binlerce millik bir yolu kat ettim ve seni Vahşi Batı gösterimin yıldızı yapabilmek için haklı sayılır bir harcama yaptım. Bailey, bu sabah birini vurmak istiyorum, anladın mı? Eski bir dostum olduğun için sana yolumdan çekilmeni tavsiye ediyorum. Pekala. Bunu düşün, çünkü İngiltere'nin asillerini oynayacağız. Adını afişlere koyduracağım ve o güzel yüzünde afişlerde olacak. Evet, bunu görebiliyorum. Calamity Jane, yarı kadın yarı erkek. Köpek vücutlu çocuk ve iki başlı yılan arasında bir şey. Hayır, Tanrı'nın cezası, teşekkür ederim. Madem istiyorsun hakaret et. Çalışıyorum ama görünüşe bakılırsa hiç aldırış etmiyorsun. Lanet olası. Merhaba Dora. Billy. Aa, şu haline bak. Bunlar senin için. Tanrı aşkına. Dora çocuk değil. Onu bunlarla kandıramazsın. Duzi. Aldığın hediyelerin hakkını versen yine alabilirdin. Doktor Ramses böyle konuştuğunu duymasın. Doktor Ramses mi? O bana göre çok ufak Bill Cody. Sana göre de öyle. Billy. Aa, bu çok güzel. Aynı beden olduğumu nasıl tahmin ettin? Dora, bu halinin yarısı kadar bile güzel olsan Batı'nın yarısı seninle evlenmek isteyecektir. Şu haline bak. Her şeyden vazgeçip evlenmemiş miydin sen? Lulu nasıl bakalım? O bir hataydı. Ben seninle evlenmeliydim Dora. Neden Montana'ya geldin? Vahşi Batı gösterim için yetenek havına çıktım. Kraliçe Victoria'nın önünde oynayacağız. Ah, yani sıradan bir iş değil. Evet, Annie Oakley var. Kovboylarımız var. Yerliler var. Oturan boğa ile bile anlaşma yaptım. Sen çıldırdın mı? Kızılderili savaşları Missouri'de bitmiş olabilir ama burada devam ediyor. Oturan boğanın çaresine bakabilirim. Benimle Avrupa'ya gelmeni istiyorum. Avrupa'ya bayılacaksın. Çayına krema ya da limon ister misin? Çayı boş ver. Hediyelerini aç. İçinde Fransız şampanyası da var. Bailey, bu çok güzel. Dora, hayatımda yüzlerce kadınla tanıştım. Birçoğu zengin ve çok güzel kadınlardı. Ama her akşam ışıkları söndürdüğümde senin yüzünü görüyorum. Benim iyi bir ağza sahip olduğum herkes bilir. Ama hayatımda hiç bu kadar ciddi konuşmamıştım. O şampanyayı açmayacak mısın? Dora. Belki de bu iş için çok yaşlandık. Galiba bu işi er ya da geç yeni çocuklara bırakmak zorunda kalacağız. Ne?
Burası bir zamanlar canlı bir kasabaydı. 10 sene önce tam şurada 2 tane salon vardı. Biliyor musunuz? Kafamız çalışsa kendi kasabamızın sahibi olabilirdik. Kulaksız şehrin idarecisi olurdu. Ben yargıç olurdum. Ve sen de şerif olabilir ve şehre yeni gelenleri tutuklayabilirdin. Mükemmel. İzinsiz girenlere ya da sokaklara tükürenlere yüklü cezalar kesebilirdik. Zengin olmak için gayet iyi ve kolay bir yol. Peki insanları nasıl çekecektik? Tatlı bakışlarınla mı yoksa benim pamuk mizacımla mı? Sevgili Jane, bu acı soğuk yabana atılacak bir şey değil. Mürekkebi çözülmesi için kahve cezvesine boşaltıyorum. Kaskatı olmuş. Ama bu mektupları da yazmak zorundayım. Beni tanımanı istiyorum. Çünkü bir gün bir ayı tarafından öldürülebilir ya da biri başımı bir fırında pişirebilir. Benim gibi umarsızca yaşayan biri kolayca öldürülebilir. Senin gibi tatlı bir kız böyle şeyleri okumamalı. Ama bir gün büyüdüğünde umarım bu mektupları okur ve annen hakkında bilgi sahibi olursun. Martha Jane. Lanet olsun! Ne oldu? Biz ne yapıyoruz? Uyuyoruz. Canını sıkan ne? Canımı sıkan şey suratındaki ekşi ifadeyi görmek. İkiniz de hastanede olması gereken tiplersiniz. Cenaze levazı maççası bile bunu görmek istemez. Başkalarının görünüşünü eleştiremeyecek biri varsa o da sensin Calamity. Biliyorum. Ben de iyi görürüm. Muhtemelen sizden de kötüyüm. Bir işimiz yok ve hayatımızı karda uyuyarak, amaçsızca dolanarak harcıyoruz. İyi iş yapmışsın kulaksız. Yani artık çocuk değiliz. Artık kunduzlar da yok. Artık yakacak kuru odun da yok. Yalnızca 3 aptal ve 1 yerli var. Yerli de yalnızca eşlik etmek için bizimle birlikte. 5 metre önümüzde durup peynir demezse Jim hariç hiçbirimizi bir sincabı dahi vuramayız. Sen genelde sızlanmazdın. Ne oldu? Eğer konuşmaların için alkış bekliyorsan yanılıyorsun. Anlatmak istediğim Bill Cody haklıydı. Büyük macera bitti. Bitti ve hepsi bu kadar. Bunu kabul edip sonsuza kadar devam edeceğini sananlara satmakla doğru iş yapıyor. Vahşi Batı gösterisini düşünmeliydim. Ben Batı'ya Bill'den çok önce geldim. Bill'in gösterisine katılmayı düşünmüyorsun değil mi? Hayır, düşünmüyorum. $1,000,000 verse bile. O zaman neden sızlanıp duruyorsun? Daha kahvaltını bile etmedik. Hiçbir yere gitmiyorum. Gidecek hiçbir yerim kalmadı. Eğer zekiyseniz kahrolası karda uyumaktan vazgeçersiniz. Bu sabahlardan birine donmuş ve ölü olarak uyanacaksınız. Beyaz rüzgar geliyor. Siz kalın, ben arkasından gideceğim. Beyaz rüzgar dediği tipidir ve şu her şeyi birbirine katan rüzgarlar. En iyi kaşifler bile yolunu bulamaz hale gelir. Onu tahmin etmeliydim. Skiddle!
Battaniye ve viski getir. Hadi çabuk ol. Martha Jane, söylediklerim için üzgünüm, ciddi değildim. Sen en iyi dostumsun. Hepsi geçti. Artık güvendesin, evdesin, iyileşeceksin. Isınacaksın tatlım. Ti! Şeytanı ahıra bağla. Eğer bir gelişme olmazsa müşterileri kendim eğlendirmek zorunda kalacağım. Sanki ne kadar çabalarsak ve ne kadar masraf yaparsak bu çukura o kadar batıyoruz. Sürekli yer değiştirirsek bir şey olmaz tabii. Bu nasıl? Nasılsın? Daha iyi. Siz aptalların tipi de ne işi vardı ha? Seni arıyorduk, yaptığımız buydu. Gerçekten çok iyisiniz ama aynı aptallığı bir daha yapmayın. Ben gidip size iki yatak getireyim. Ama sakın kızları düşünmeye kalkışmayın. Burada iş yapıyoruz. Tabii efendim. Yani elbette efendim. Dora. Teşekkür ederim Duz. Kunduzcu çocukların kapı arkasından rötkencilik yaptıklarını sandım. Jane, Duzi. Nasılsın Billy? Sizi sakinleştirecek bir şeyler getirdim. Ah, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, bu da Doktor Ramses. Baylar. Bana gösterim için yardım ediyor. Sana minnettarım Bill. Peki siz ne yapıyorsunuz? Yoksa kunduz avına mı çıktınız? Eskiden bunu yapardık ama kunduzlar öldü. İhtiyar Jim bunu kabullenmeye yanaşmadı. Kendini nasıl hissettiğini anlıyorum Cimrek. Ben de bufalolar için aynı şeyleri hissediyorum. Ama sonsuza kadar acı çekmenin anlamı da yok. Benim daha iyi bir teklifim var. Benim şirketime katılmanızı istiyorum. Sizi kahraman yapabilirim. Teşekkür ederim Duzi. Olamaz, biz kahraman değiliz. Artık orduda bile değiliz. Genç nesilleri düşünmek zorundasınız Bartle. Artık düzlükler kasabalarla dolu. Yakında insanlar ata binenleri ve cinayetleri yalnızca vahşi batı gösterilerinde görecekler. Evet, ama bunun sorumlularından biri de sensin. Evet. Bugüne kadar Buffalo öldürerek isim yapmış birisin. Hepsini öldürüyor ve yerlileri açlıktan savaşamayacak hale getiriyorsun. Buffalo'ları düşününce aklıma bu işi hayat boyu sürdürmek zorunda olacağım geliyor. Bartle, bu benim de pişmanlığını duyduğum bir şey. Buffalo satın alıyorum. Onları geri getirmeye çalışıyorum. Çiftliğimde otlayan yüzden fazla hayvan var. Buffalo mu satın alıyorsun? Hem de her gördüğümü Jim. Buradan göründüğü kadarıyla sizler Lewis ve Clark gibisiniz. Batı yolculuğunu onlar başlatmıştı. Siz de benim yıldızlarım olacaksınız. Evet, üzgünüm Billy. Ama ben ve Jim'i alay konusu olacağımıza yerlere tükürmeyi tercih ederiz. Bu işte para var mı peki? Para mı? İşleriniz tıkırına girebilir Jim. Ben daha ileri gideyim. Zengin olabileceğinizi söylüyorum. Pekala. Ben 30 parça gümüşe satın alınamayacağımızı söylemek istiyorum. Beni alabilirsiniz. Ben bu işte varım. Odada 3'ten fazla kişi var. Sen şimdiden alay konususun. Bu gösterileri yüzlerce kişi izleyecek. Binlerce. Binlerce mi? Konuşmam gerekiyor mu? Hayır. O zaman varım. Güzelciğim, aramıza hoş geldin. Pekala Bartle, sen ne diyorsun? Hayır. Bartle. Lewis ve Clark benim kahramanlarım değildiler. Hem her ahmak Oregon'a kadar yürüyor. Bu kadar inatçı olma. Kimi oynamak istiyorsun? Geronimo'yu mu? Seni serseri. Pislik. Cody. Demek buradasın. Seni yaramaz. Al bakalım. Ne o, param için beni öldürmeyi mi düşünüyorsun? Gözlerinde öyle bir bakış var da. Seni böyle yüz karası bir gösterinin parçası olabilecek kadar etkileyen ne oldu anlayamıyorum. Paraya ihtiyacım var. Paraya neden ihtiyacın olsun ki? Başın üstünde çatı olan bir yerde uyumaya bile dayanamazsın. İlham geldi. Billy bufalolar hakkında konuşmaya başlayınca, bir bufalo alabiliyorsan neden kunduz alamayasın dedim. Kunduzu almak mı? Kunduzu nereden satın alacaksın? Bilmiyorum.
Bir yerlerden. Eğer birkaç çift satın alıp onları yükseklerdeki derelere bırakırsak üreyebilirler. Çoğalabilir ve yine bir sürü olabilirler. Bilye bu yüzden mi katılıyorsun? Evet. Neden bu kadar huysuzluk ettiğini anlayamıyorum. Buna başından beri katılmak istiyorsun. Saçmalık. Peki sen ne olacaksın? Lewis Clark. Hayır, yoksa başka biri mi? Hayır, ben Lewis olacağım, sen de Clark. Hayır, Lewis olsam daha iyi olur. Martha Jane. Bana bir bira ver. Boş ver onu. Benimle viski iç hadi. Ben ıslah olmuş bir adamım artık Martha Jane. Sakın bana çocuk eşinin aptal huylarını değiştirdiğini söyleme. Gülerim. Sabahın 10'unda viskiye başlamak için artık çok yaşlıyım dostum. Evet, pekala. Ben de duramayacak kadar yaşlıyım. Dora, bu sabah erkenci değil galiba. Ne dersin? Bak Blue, sadece düğününe geldiğim için yapmadığını bırakmadı. Seni görürse neler olacağını sen tahmin et. Keşke işi bu kadar zorlaştırmasaydı diyorum. Vay canına T. Blue. Bu ne sürpriz? Billy. Viski lütfen. Gayet iyi görünüyorsun. Gösteri işi güzel gidiyor olmalı. Bartle ve Jim ne dedi? Jim bizimle. Bartle ikna edemediysen Jim'i de alamazsın. Peki ya sen Calamity? Teklifimi düşündün mü? Sen çok önemlisin. Billy, şu ana kadar elde ettiğim şöhret asla satılık değildir. Peki ya sen Blue? Civarda senden iyi ata binen ve kement atan biri yok. Gerçi artık eskisi kadar sağlam görünmüyorsun. Oh, elbette Billy. Cehenneme kar yağdığında. Lucy. İyi görünüyorsun. Çok iyi. Sen de iş görüşmesi yapan bir kokarca gibi görünüyorsun. Bana bir mesajın mı var? Bir mesajım var, evet. Öyle mi? Oturma odasında Bay Cody bekliyor. İzninizle lütfen Calamity. Blue, seni görmek güzeldi. Geliyorum Dora. T. Bana bir viski ver. Bir tane de Martha Jane'e. Pekala Blue, sorun çıkartma. Tam 40 yaşındayım Martha Jane. Artık muhtemelen... Ve ne yazık ki böyle sebeplerden ötürü birini vuramıyorum işte. Onu fena halde incittim. Beni umursamadığını biliyorsun. Hem senin için ağlamasından iyidir. Uzunca süren bir arkadaşlığımız oldu. Ama kendini bir pislik gibi hissediyorsan yanılmadığını garanti edebilirim tabii. Tüh, bana şişeyi ver. Lanet olsun Blue. Dora'nın neden seninle evlenmediğini hala anlayamıyoruz. Anlayamıyorum. Anlayabileceğimi de hiç sanmıyorum. Dora'nın küçüklüğü Kansas'ta bir çiftlikte geçti. Zar zor ayakta duruyorlardı. Savaş başladığında askerler çiftlik hayvanlarını çaldı. Daha sonra hastalık geldi ve kalanlar da telef oldu. Dora'nın kız kardeşi ve annesi öldü. Erkek kardeşleri de kaçtı. Bunu bilmiyordum. Sonunda yalnızca Dora ve babası kaldı. Babası da öldüğünde sadece 11 yaşındaydı. Çıplak ayakla Abilene kadar yürüdü. Herkesin ölümünü seyretmeyi ve o açlık duygusunu hiç unutmadı. Bir çiftlikte yaşamaktan ölümüne korkuyordu Blue. Sana da benzer şeyler olmasından, seni kötü etkilemekten korkuyordu. Açlıktan ölmekten korkuyordu.
Açıktan ölmesine izin vermezdim. Onu mutlu edeceğini bilsem sırlarla dolu bir ahır da yapardım. Bunu biliyorum Blue. Doran'ınki gibi korkuları anlatmak çok zordur. Peki neden bunları bana da anlatmadı? Bunları öğrenip onun evlenmek için şehre gelmenden korkuyordu. Bu da senin ruhunu öldürecekti. Ve bunu görmek de Dora'yı öldürecekti. Teşekkür ederim. Bunu anlattığın için teşekkür ederim Martha Jane. Kendine iyi bak Blue. İyi geceler Billy. Dora. İyi geceler. Blue, ne yapıyorsun? Kalenin duvarlarına tırmanıyorum sevgilim. Kendini öldüreceksin seni aptal. Senin için seve seve ölebilirim. Geri çekil sevgilim. İçeri geliyorum. Blue. 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 Lanet olsun. Blue, bana ölmediğini söyle. Dora. Martha. Martha Jane her şeyi bana anlattı. Neyi anlattı? Neden benimle evlenmediğini. Niye bana anlatmadın? Başka kimseyle evlenmezdim. Şehirde yaşamasını da becerebilirdim. Hayır, hayır. Sen çiftliğinde kendi toprağında açık havada yaşamalısın. Sen busun Blue. Ama senin için bunu yapabilirdim Dora. Bunu senin için yapabilirdim. Şimdi çok geç. Biliyorum. Peki ya şimdi ne yapacağız Dora? Yapacağımız en iyi şey... Elimizden gelen en iyi şeyi yapmak. Bartın'ın gideceğine inanabiliyor musun kulaksız? Bay Cody bu büyük yolculuğa beni de davet etti. Ama sen gitmiyorsun değil mi? Şu söz ettikleri büyük suyu görmek istiyorum. O kadar büyükmüş ki diğer ucunu göremiyor musun? Peki o suyla ne yapacaksın? İçecek ya da içinde bir şeyler mi yetiştireceksin? O kadar suyu içemezsin. Evet. Hem tuzludur. İçinde balık var mı? Evet. Hatta bazıları bir ev kadar büyük. Bu balıklar şu gemi kadar büyük mü? Evet, bazıları daha da büyük. Belki de suyun çevresinden dolaşmalıyız. Yapamazsın, okyanusun etrafından dolaşamazsın. Okyanus hakkında daha fazla şey bilmek istiyorum. Bu çok
önemli bir konu. Birileri bunu öğrenip bilmeyenlere anlatmak zorunda. Hayatta önemli şeyler bunlar. Yani sen de mi gidiyoruz? Şu suyu ve o büyük balıkları görmeli ve dönüp halkımı bilgilendirmeliyim. Sanırım gitmek için hazırız. Evet. Şimdi iyi bir yağmurluk olmuş Williams. Şu boyalı bir deliğe bakacak mısın? Bayan Dora. Bana döndüğünüz zaman kraliçeyi anlatacak mısın? Keşke sen de bizimle birlikte gelseydin. Bunu gerçekten çok istiyordum. Onlara gösterin. Onlara vahşi batının nasıl bir yer olduğunu gösterin. Hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşça kal Dora. Sen de bizimle gelmeliydin Calamity. Seni ünlü yapacaktım. Ben zaten ünlüyüm. Daha fazlasına dayanabileceğimi sanmıyorum. Hadi gidin artık. Hoşça kal Calamity. Hepiniz hoşça kalın. Hepiniz hoşça kalın. Buradan ayrılmalarından bir hafta sonra seni verdiğim kadının öldüğüne dair bir mektup aldım. Senin için çok üzüldüm tatlım. O an bir annen olduğunu, kalbi senin için çarpan bir annen olduğunu bilmeni o kadar istedim ki. Yüzbaşı seni İngiltere'ye götüreceğini söylemişti. Ne tesadüf. İngiltere. Ortaklarımın bensiz gittikleri yer. Neden bana söylemedin? Sana yardım edebilirdim. Lanet olsun Dora. Bu mektup cehenneme gidip geri gelmiş sanki. Neredeyse bir yıllık. Ben de biriyle gitmeliydim. Belki onları yakalayabilirsin. Bunu denemek zorundasın. Onun bir anneye ihtiyacı var ve bir annesi de var. Lanet olası serseri bir kadın bile annesiz kalmaktan daha iyidir herhalde. Oo, harika bir anne olacaksın. Onu buraya getirebilirsin ve hep birlikte yaşarız. Onun için en iyisinin bu olduğunu sanmıştım Dora. Bunun pişmanlığıyla geçirmediğim bir gün bile olmadı. Elinden gelenin en iyisini yaptın. Dora. Evet. Sence arkasından gitmekle doğru bir şey mi yapıyorum? Ne diyoruz? Tatlım, eğer bebeklerimden birini göreceğimi bilsem, dünyanın öteki ucuna gitmem gerekse dahi hiçbir şey bana mani olamazdı. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Galiba onu bulmak zorundayım. Onu bir kez olsun görebilsem Dora.
Herhalde mutluluktan ölür. Onu bulacaksın. Bulacağını biliyorum. Beni özleyecek misin? Şimdiden özledim. Blue'yu ilk kez ebeleğinde gördüğümüz o yeri hatırlıyor musun? Elbette hatırlıyorum. Üstü başı toz içindeydi. Bana doğru geldi ve şöyle dedi. Hanımefendi, benimle dans eder misiniz? Üstündeki tozlar yüzünden hapşırmıştım ve birlikte gülmeye başladık. Hapşırmaya ve gülmeye devam ettik. Daha o zaman birbirimizi çok seveceğimizi anlamıştım. Daha sonra o gece geç saatte atıyla odama çıktı. Hem de merdivenlerden. Buna inanamamıştım. Böyle bir adamla ne yapacaksın dedim. Hanımefendi. Benimle dans eder misiniz? Hadi. New York Limanı. Sevgili Jane, seni bulmak için dünyanın öteki ucuna geliyorum. Amacım seni geri götürmek ve sana onca zaman veremediklerimi vermek. Şansım hiçbir zaman yaver gitmemiştir. Ama New York'a vardığımda birinin gösterisi devam ediyordu. Öyle olmasa bile herhalde sana yüzerek gelebilirdim. Hey Billy! Billy! Lanet olsun. Beni de bekleyin. Martha Jane, neredeyse ünlü olma fırsatını kaçırıyordun. Sana söylemiştim Billy. Ben zaten meşhurum. Ama beni ölümsüz kılmana izin vereceğim. Seni gördüğüme çok sevindim. Seni görmek de çok güzel. Hadi gel. Hadi. Merhaba çocuklar. Sizi gördüğüme sevindim. Merhaba. Jim! Hey Calamity, hey. Senin burada ne işin var? Orada yapacak işlerin olduğunu sanıyordum. Doğruyu söylemem gerekirse sizden ayrılamayacağımı anladım. Sonunda karda uyumak olsa bile. İşte bunu duyduğuma sevindim. Bu şey İngiltere'ye kadar dayanabilecek mi? Aman tanrım. Ne? Oturan boğa. Beni tam bir deli. Söylesene, neden halkını yüzüstü bıraktın? Belki farkında değilsin oturan boğa, ama ikimiz de aynı teknedeyiz. O zaman suda yalnız öleceksin ve seni balıklara yem yapacağım. Merhaba şef. Biraz dumana ne dersin? Böyle bir şeyi reddedemeyeceğini biliyorum. İyi bir sigara mı? Evet, gerçekten iyi. Çok ünlü oldu. Neyin önemli olduğunu karıştırmaya başladı. Neyin önemli olduğunu hiç bilemedim. Bu da ne böyle? Annie Oakley?
Calamity Jane. Nasılsın? Merhaba. At. Galiba burada sadece iki kadınız. Bir şeyler içmeye ne dersin? Teşekkür ederim ama ben hiç geçmem. At. Sana katılmama ne dersin? Dünyanın en ünlü nişancısının karşısında olmak nasıl bir şeymiş görelim. Üzgünüm, ben yalnızca arenada yarışırım. Artık izin verirsen çalışmam gerekiyor. Ama benim de çalışmam gerekiyor. Doğru. At. Hey. At. Onu ben yaptım. Sonuncusunu ben vurdum. At. 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 Dora. Vedalaşmadan mı gidiyordun? Belfuge'a neden gitmek zorundasın? Burası da iş yapmak için iyi bir yer. Senin için uygun demek istedin herhalde. Beni ziyarete gelebileceğin bir mesafede olmalıyım ve buna yeni küçük eşin beni öğrenmeden devam etmeliyiz. Benim bu kadar zorlama. Eşin olması ayrı bir şey. Aşk. Aşk başka bir şey. Seni anlamış olsam onunla asla evlenmezdim. Bana doğruyu başından söylemiş olsaydın asla evlenmezdim. Dora, Dora, fikrini değiştirmen için çok geç değil. Artık çok geç, bitti. Bu kadar. Burayı sattım. Dora. Yine başlayayım deme Blue. Üzgün olmana hiç gerek yok ve ben de senin için üzülecek değilim. İyi o zaman. Belfuge'a gitmeyeceğim. Güzel. Belki böylesi daha iyi olur. Belki de. Madem bütün konu benden mümkün olduğunca uzaklaşmak, belki de Martha Jane ve Bill Cody ile birlikte İngiltere'ye gitmeliydin. Orada hiç olmadığın kadar mutlu olabilirdin hayatım. Belki de İngiltere'ye sen gitmeliydin. Aha, öyle mi? Sen o kovboylardan çok daha iyi ata biniyor ve kevent atıyorsun. Buraya gel. Beni bırakma Dora. Lütfen. Her şey yine eskisi gibi olamaz mı? Yapamam. Gitmene izin vermem her defasında daha da zorlaşıyor. Ve bu korkuyu daha yanıma geldiğin anda yaşamaya başlıyorum. Bu hayatımı hiç olmadığı kadar güçleştirdi. Daha önce acı çekmek, aşık olmanın bir getirisi demez miydik? Gitmek zorundayım. Hayır. Gitmek zorundayım. Dora. Dora. Sevgili Jane. Annen deniz yolculuğuna alışık biri değil. Gemi gece gündüz sallanıyor. Dünyada bu kadar su olabileceğini hiç düşünmemiştim. Kulaksız bugün bir balina gördü. Bunun hayatı boyunca yaşadığı en olağanüstü şey olduğunu söylüyor. Bunun ilk balık ve belki de var olan ilk canlı türü olduğunu düşünüyor. O kadar büyük ki dünyanın kendisi kadar yaşlı olabilir dedi. Daha İngiltere'yi bile görmedi. Ama geri dönüp yaşadıklarını halkına anlatmak için sabırsızlanıyor. Onu bir daha bu kadar mutlu görebileceğini hiç sanmıyor.
Mulondra gri bir yer. Gökyüzü bizim topraklarımızdaki gibi değil. Kendimi iyi bir kaşif sanırdım. Oysa burada yolları birbirinden ayırmanın çok zor olduğunu gördüm. Ne güneş ne de aklını başından alan dağlar var burada. Baktığın her yerde binalarla karşılaşıyoruz. Onca insan nereye gidiyor ve evlerini nasıl buluyorlar diye düşünürken aklıma seni bulmanın çok zor olacağı geliyor. Siz etrafı keşfe çıkın. Benim ilgilenmem gereken bir iş var. Ne tür bir işten söz ediyoruz acaba? He? Kiliseye bağlı biri olmadığımı biliyorsun Jane'im. Çünkü pişman olacağın şeyler yapmazsan günah çıkartmana da gerek kalmıyor. Ama yine de Tanrı'ya yakarıyorum. Hem de her gün ve her akşam. Ne olur Tanrım onu, kızımı bulmama yardım et. Bunu başarabilecek miyim bilmiyorum ama seni aramaktan vazgeçmeyeceğimden de eminim. Bunu yapmak zorundayım Jane'im. Çünkü her nerede ve her kim olursam olayım, annen olduğunu hep bileceğim. Bayan Kuneri. Londra'da olduğunuzu biliyordum. Her yerde gösterinizin afişleri var. Beni yine görmeyi beklemiyordunuz değil mi? Lütfen içeri girin. Rahatınıza bakın. Çay içmek ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Belki biraz daha kuvvetli bir şey. Hayır. Teşekkür ederim. Eşiniz için çok üzüldüm. Teşekkür ederim. Lütfen oturun. Jane henüz küçük bir kız. Ve bence bir anneye ihtiyacı var. Çok iyi biri olmayabilirim ama ben onun annesiyim. Ve sanırım bunu bilmeye onun da hakkı var. Elbette hislerinizi anlıyorum ve saygıda duyuyorum. Haklısınız. Ama Jane'in hakkınızda hiçbir şey bilmediğini de anlamalısınız. Şu ana kadar hep bizim gerçek ailesi olduğumuzu sandı. Ona böyle mi söylediniz? Evet, böyle söyledik. Böylece daha mutlu olacağını düşündük. Ve mutlu bir çocuk olmasını istiyorduk. Onu korkutmak istemiyorum. Ama onu benimle birlikte eve götürmek istiyorum. Bayan Kuneri, sizinle tanıştığımızda bir eviniz bile yoktu. Ve bir çocukla ilgilenemeyecek kadar uygunsuz bir yaşamınız vardı. Şimdi bana tüm bu koşulların değiştiğini mi söylemeye çalışıyorsunuz? Dostum Dora, Bayan Dufran evini bizimle paylaşmayı teklif etti. Ve Jane'in iyi bir ailesi olacak. Endişelenmenize hiç gerek yok. Ne soğukta kalacak ne de aç kalacak. Lütfen söyler misiniz? Bu nasıl bir ev? Bilirsiniz, bir ev işte. Onunla ne zaman karşılaşacağım? Bunun akıllıca bir şey olduğunu hiç sanmıyorum. Bayım, öyle ya da böyle bunu anlamak zorundasınız. Geri döndüm çünkü onu görmek istiyorum. Bir şeyler içmeye ne dersin dostum? Büyük mü olsun? Viskiyi fıçıyla mı satıyorsunuz? Ne lanet bir ülke. Sen Annie O'Hackley olmalısın. Ne? Annie O'Hackley, o ünlü nişancı kadın. Ben o değilim. Bir tane daha doldur. Yapma.
Kimsin o zaman? Ben lanet Calamity Jane'im. O küçük bayan Oakley'i bir elim bağlıyken bile rahatlıkla avlayabilirim. Şunu seyret. Yellowstone'un kadın şeytanı. General Custer'ın kaşifi. Koca bir kabus. Çok iyi silah kullanırım. Siz İngilizler, hepiniz çok ürkeksiniz. Yürü hadi. Bu arkadaşımızı 10 numaraya tamam. Koyuyorum. Evet, ürkeksiniz hepiniz. Gir içeri. Beni niye sürüklüyorsun ha? Dur biraz, bir fikrim var. Bana bak, bu siz hiç hoşuma gitmiyor. Bir an nereye gittiğini görüyorsun, yalnızca bir dakika sonra burnunun ucunu göremez hale geliyorsun. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Bu taraftan. Tamam. Evet. Bu gerçekten şaşırtıcı. Harika bir manzara değil mi? Evet. Nasılsın Calamity? Vakit geçiriyorum. Kulaksız kunduz bulduğunuzu söyledi. Ama ona inanmamıştım. Çocuklar, paraya ihtiyacım var. Ne kadar var? Fazla yok. Önemli bir şey için biriktiriyorum Calamity. Yalnızca ödünç istiyorum Jim. Sana hiç borçluk aldın mı? Evet, hem de defalarca. Yapma Bartle, ne kadarım var? Pekala. Ama birazına ihtiyacım var. Ona nedenini de söyle. Bir zaafım var Calamity. Yani benim bilmediğim bir şey mi? Kör ve sağırsan evet. Kızıl kadınlardan çok hoşlanıyorum. Bartle Bond. Evet. Beni çok şaşırttın. Umarım bu seni mutlu eder. Genelde uzun sürmüyor. Ama gerçek ve farklı ağızlar aldığım anlarda olmuyor değil. Jim. Ben de geri isterim Calamity. Yemin ederim Jim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Siz gerçek dostsunuz. Sence o parayı bir daha görebilecek miyiz? Baylar, bir daha deneyebilir miyiz lütfen? Pekala, hadi, 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 hadi. Gösteride hala gerçek kurşun kullanmaya izinli olan tek kişi Annie'ydi. Onu bir şahin gibi izliyordum ve bir kez dahi ıskaladığını görmedim.
Belli biraz paraya ihtiyacım var. Gösterirler ki bölümler için avans çekmek istiyorum. Evet. Ve bir daha içeri düşecek olursam orada çürümeme seyirci kalabilirsin. Tamam. Sana parayı vereceğim. Ama yılın sonuna kadar bu para konusuyla ilgili tek bir kelime bile etmeni istemiyorum. Teşekkür ederim Billy. Sahnede harikalar yaratacağım. Dinle. Eğer başka bir salonda da sorun çıkartmak istiyorsan çekinme. Seni kefaletle çıkartırım. Çünkü çok iyi tanıtım yapıyorsun. Teşekkür ederim Billy. Merhaba baylar. Yarın Annie Oakley ile dostunuz Dick arasında geçecek atış yarışması için küçük bir bahis düzenlemek istiyorum. Ne dersiniz? Lord. Lord Windhoven. Bence İngiliz bir nişancıya birçoğumuz para yatırabiliriz. Güzel. Kaça kaç olsun peki? İngiliz'e 1'e 2. Şunu biraz daha ilginç kılalım. Mücadele 1000 atış bile sürebilir. Eğer Annie Oakley'nin bu adamı 10 farkla yeneceğini söylesem ne dersiniz? Ben çıkartabilirim. 1'e 3'e. Güzel. Peki ya onu 40 farkla yenerse? Saçmalık. O zaman ne derdiniz? Paranı boşa mı harcamak istiyorsun? Bunu ilk kez yapmıyorum. Ben 1'e 10 derim. En iyi bu adamı 40 farkla yener. Ve ben 200 pound yatırıyorum. Bahse girecek olan var mı? Buraya, masaya gelin. Paraları tutması için güvenilir birini bulmalıyız. Pekala, beyefendi buraya izinsiz girdiniz. İşte güvenebileceğimiz kişi. Hey, bunu bizim için tut. Bu beyi tutuklamanıza gerek yok memur bey. Ama ufak bahsimiz sonuçlanıncaya dek parayı tutarsanız memnun oluruz. Bunu seve seve yaparım efendim. Pekala, anlaştık. Bu çok eğlenceli olacak. Beni yenmek için bu kadar arzu dolu olan adamın adını öğrenmek isterim doğrusu. Adım Calamity Jane. Calamity Jane. Size iyi eğlenceler dilerim. Bayan Oakley. Sizinle bir dakika özel olarak görüşebilir miyiz? Sakıncası var mı? Hayır, yok. Konu nedir? Görüşürüz. Yardımınıza ihtiyacım var. Ama sizden bunu istemeden önce nedenini anlatmalıyım. Bana güvenebilirsin. Lütfen. Pekala, birkaç sene önce bir çocuğum oldu. Buraya bu yüzden küçük kızımı bulmak için geldim. Şimdi onu eve geri götürmek için paraya ihtiyacım var. Toplayabileceğim kadarını topladım. Ve hepsini yarınki atış yarışmasına yatırdım. Onunla kumar mı oynadın? Sahip olduğun her şeyle. Evet, hepsiyle. Kazanmak zorunda mıyım? Oh, tabii ki kazanacaksınız. Çılgın olabilirim ama aptal değilim. Siz gelmiş geçmiş en iyi nişancısınız. Şu İngiliz'le tanıştım. Düşünmeye bile değmez. Ne kadarla kazanmalıyım? 40 fark. Elimden geleni yapacağım. Ama 1000 taneden her birini vursam bile onun en azından 40 atışı kaçırması gerekiyor. Ben hiç şanslı olmadım ama siz öylesiniz. Siz gördüğüm en şanslı kişisiniz. Jane,
Babam öldüğünde 5 yaşındaydım ve annem 7 çocuğu büyütmek zorunda kaldı. Eski tüfeğinin kılıfından çıkarttım ve nasıl kullanıldığını öğrendim. Bir kuşu ya da sincabı ıskaladığımda aç kalırdık. Iskalamamayı öğrendim. Şanslı değildim. Bu bir zorunluluktu. Benim de birçok zorunluluğum var. Bana kalırsa uzun vadede şans ve uğursuzluk birbirini dengeliyor. Uzun bir koşu için yeterli vaktim yok. Şu an elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Bu ona sahip olmam için tek şansım. Dikkat edin efendim. Aa, aa. Aa. Affedersiniz. İyi olduğunuzdan emin misiniz evet, efendim? Evet, evet. Tamam, ben alayım. Teşekkür ederim. Ben... Nereye gidiyordunuz efendim? Aslında o tarafa. Aa. Adınız nedir bayım? Ogden. Ogden Prido. Tanıştığımıza sevindim Bay Prido. Aman tanrım, bacağım mı kırıldı? Tanrı aşkına hayır, sadece ayakkabım çıktı. İşte ayakkabınız efendim. Tamam, hadi gir içeri gir. Madem beni kurtardınız, size bir fincan çay ikram edebilir miyim? Çay sever misiniz? Çay mı? Yani belki önce arabanızı bağlamak istersiniz. Ha. Evet. Resmen tanışmış sayılmayız. Ben Dora Dufran. Benimle birlikte bir fincan çay içerseniz çok memnun olurum. Tabii arabanızı bağladıktan sonra. Ben hemen döneceğim efendim. O çamurlu botlarla buraya giremez. Oo, sorun çıkarma lütfen. Sabahın bu saatinde yerlerin çamur içinde kalmasına göz yumamam. Daha açmadık bile Dora. Kapalı olabilirsin ama ben açım. Bir beyefendiyle çay içmenin zararı dokunacağını sanmıyorum. Görünüşüne bakılırsa bir demlik çayı bitirecektir. O zaman git ve çay yap. Ogden. Hanımefendi. Çok uzakta kaldın. Sana biraz daha yakın oturmamın bir sakıncası var mı? İstediğiniz yere oturabilirsiniz Bayan Dora. Teşekkür ederim. İşte. Böylesi daha iyi. Ogden, nefesimi kestin. Çok mu ağırım? Hayır efendim, tüy kadar hafifsiniz. O zaman neden beni kaldırıp şu yatağa taşımıyorsun? Mutlu musun Ogden? Mutlu muyum? Bu hayatımın en mutlu günü. Bu şekilde devam etsek güzel olmaz mıydı? Burada mı kalayım? Benimle evlenmek ister miydin Ogden? Yani
anne baba mı olacağız? Evet, anne ve baba olacağız. Yani bunu bugün yapabilir miyiz? Olabilir, belki de yarın. Fikrini değiştirmeden önce, yani bugün yapsak? Fikrimi değiştirmeyeceğim. Fırlat! At! Fırlat! Birini kaçırdığına inanamıyorum. Daha önce hiç kaçırmamıştım. Ah Tanrı aşkına, ilk 99'unu vurdu. O da bir insan. Ama şimdi insan olmanın sırası değil. Nasıl yani? Ona ne kadar yatırdın? Hepsini. Hepsini mi? Kızların parasını da mı? Kunduzların parasını? Bahse mi yatırdın? Sen çıldırdın mı? Ben Tanrı'nın cezası bir belayım. Fırlat! Dalbant. Evet. Sorun ne? Galiba nalında bir gevşeme var. Bunu halledebiliriz. Evet. Dora du Fran'ın yeri nerede biliyor musun? Tabii şu tarafta. Otel Royal. Ya şu kim? Ogden Prido. Aha. Neden orayı boyuyor? Neden mi? Çünkü onunla evli. O çocuk Dora'yla mı evlendi yani? Evet. Bütün kasaba bunu konuşuyor. Ben salonda olacağım. O Tanrım. Onu gördün mü? Evet. Öğrenmiş olmalı ya da buradan geçiyordu. Ya Ogden'i vurursa? Onu vurmaya kalkarsa öldürse daha iyi olur çünkü Ogden çok iri. Ne yapacağım şimdi ben? Duzi ne yapacağım? Tamam, bana tamam, ne tamam. Söyle. Aşağı in. Ogden'a tüfeği ver ve ona geyik vurmaya gitmesini söyle hemen. Güzel. Arabayı alabilir. Ve ona ne kadar uzun sürerse sürsün o geyiği vurmadan dönmemesini söyle. Merhaba Blue. Frank, viski. Olacak şey değil. Seni Deadwood zamanlarından beri göremiyordum. Hey, huzuru bozmaya kalkışma olur mu dostum? Yani burada demir parmaklıkların kalitesi sana göre huzuru değil. Huzuru bozacağım falan yok. Ha, senden hala hoşlanıyor olmalı. İşte Ogden gidiyor. Belki tüm cephanesini avda kullanır. Ne dersin? Geri döndüğünde karısıyla birlikte olduğunu gördüğünde sizi vuracak kurşunları olmaz. Karısıyla oldun mu falan görmeyecek.
Blue, çok üzgünüm. Bana kızma lütfen. İçeri gel. Fırlat! At! At! Fırlat! Şu Kunduz Gölü işini nasıl düşünmedim hala şaşırıyorum. Evet. Sence hayvanat bahçesinden bir çift alabilir misin? Belki. Satmazlarsa? Belki geri dönmem. Burada kalırım. Hayatımı burada geçiremem asla. Senin hayatın sana, benimki de bana ait. Fırlat! Seninle 35 senedir birlikteyiz ve Tanrı biliyor ya. Beni bir kunduza satabilirsin dostum. At! Bunu daha fazla sürdüremeyiz. Doğru. Evliliğimin sana olan hislerimi değiştirmediğini söylemiştim ve bildiğim tek gerçek bu. Senin evliliğin her şeyi değiştirecek mi? Hayır, her şey değil. Bazı şeyler değişmez. Hayır. Gitme. Gitme. Yalnızca 5 dakika daha lütfen. Ya hemen bir geyik vurmuşsa? 5-10 mil gitmeden geyik falan bulamaz o. Söylesene. Ne oldu da o çocukla evlendin? Bilmiyorum. Beni çamurda taşıdı. Bu evlenmek için duyduğum en mantıklı neden. Keşke bunu Deadwood ya da Dog City'de biliyor olsaydım. Oralar da çamurluydu. Şu ana kadar 10 tane çocuğumuz oldu. Bu şekilde konuşma, beni ağlatacaksın. Yapma Dora, kıyamet kopmadı ya. Gayet iyi durumdasın. Genç ve çok güzelsin. En azından benim gibi berbat ve meteliksiz bir kovboy değilsin. Ama seni çok seviyorum. Buna engel olamıyorum Blue. Seni çok seviyorum. Sevdiğini biliyorum. Bazı şeylerin üstesinden gelmek çok zor oluyor. Evet. Galiba haklısın. Önce kim evlendi? Önce kimin evlendiğini tartışmayalım lütfen Dora. Çünkü bunu tartışmaya başlarsak sonu gelmiyor. Hem ne fark eder ki? Peki... Peki ya şu çocuk, sohbet edecek kadar akıllı biri mi sence? Seninle konuşabiliyor mu bari? Kocamla alay etmeye kalkışma sakın. O çok tatlı bir çocuk ve onu seviyorum. Tabii. Ona bundan sonra öküz diyeceğim. Bir öküzün görevi nedir bilir misin? Bir öküzün görevi seni çamurdan kurtarmaktır. Görevi seni çamurdan kurtarmak olduğu müddetçe hiçbir şeye müdahale etmeyeceğim hayatım. Blue, birine ihtiyacım var. O bir çocuk tamam ama iyi bir çocuk. Yalnızca şaka yapıyordum Dora. Sana daha önce yüzlerce kez takıldım hayatım. Sorun nedir? Bilmiyorum. Kendim gibi değilim.
Fırlat! At! Fırlat! Artık herkes gösteriyi seyretmeye gelecek. Ekselansları, bayanlar ve baylar, Bayan Annie Oakley, Amerika'nın en büyük nişancısı gününüze renk katmaya devam edecek. Durum nedir? Bakamıyorum. Bunu kolayca kazanacak. Evet ama kaç? Son durum, Lord Windhoven 935, Bayan Annie Oakley 984. 84-35. Düşünemiyorum. 40'tan fazla mı? Bartle yardım et. Bilemiyorum. 35-45-55-60. İyi bahistim adam. Tebrik ederim. İşte kunduzun parası. Kızılların parası. Sizden ne zaman borç alsam hep güzel bir şey olmuştur. Başardık. Tebrik ederim. Çok iyiyiz. Seni memnun edecekse Belikodi'den çok daha iyiydi Nina. Etmez ama yine de teşekkür ederim. Evet. Keşke içen bir kadın olsaydın. Hayatım boyunca hiç kimseye bu kadar çok ısmarlamak istememiştim. Aslına bakarsan çok susamış durumdayım. Annie Oakley'e, yaşayan en büyük nişancıya içelim. Hayır. Hepimize, Buffalo kızlara. Birbirimize destek olmalıyız. Evet. Oh. Bir tane yakaladım. Güzel. İçeri girsene. İyi iş yapmışsın. Dora. Sorun nedir? Hasta mısın? Dora. Sanırım neden ağladığını biliyorum. Neden? Artık benimle evli olmak istemiyorsun. Sorun değil Dora. Yani ben buna zaten hazırlıklıydım. Ogden. İyi günler Bayan Kneri. Yüzbaşı O'Neill. Çok iyi görünüyorsunuz. Evet, çok iyiyim. Teşekkür Güzel. Ederim. Şimdi onu görebilir miyim? Hayır, ne yazık ki şu anda dışarıda. Ona benden söz ettiniz mi? Hayır, etmedim. Ama size geleceğimi söylemiştim. Biliyorum. Bayan Kneri... Jane'in yaşamını zora sokacak hiçbir şeyi yapamam efendim. Sen bir yılansın. Yalnızca Jane'in geleceğini düşünüyorum. Kahrolası herif. O benim kızım. Güneşi, gökyüzünü, Rocky Dağları'nı görmeye ve bana ihtiyacı var. Ona birçok kişinin hayalini kurduğu şeyleri gösterebilirim.
Öyle mi? Evet, bunu yapabilirim. O zaman benimle gel. Beni kapı dışarı mı ediyorsunuz? Hayır, sayın? Etmiyorum. Sana göstermek istediğim bir şey var. Lütfen benimle gel. Gel tatlım, gel. Baba, beni gördün mü? Ağacın üstünden nasıl atladığımı gördün mü? Gördüm tatlım, harikaydı. Jenny, seni Bayan Kenner ile tanıştırmak istiyorum. Nasılsınız? Seninle tanıştığım için çok daha iyiyim Jenny. Bayan Kenner çok uzun bir yoldan, Amerika'dan gelmiş. O aslında senin... Kuzeni. Kuzenin. Daha önce karşılaşmış mıydık? Evet. Ama sen o zaman beni hatırlayamayacak kadar ufaktın. Aa. Çok güzel biniyorsun. Teşekkür ederim. Siz de biniyor musunuz? Çocukluğumda oldukça vahşi olan siyah bir aygırım vardı. Ben atları çok seviyorum değil mi baba? Evet. Umarım bir gün kendi atım olur. Olacağını biliyorum. Gerçekten olacak mı? Hadi Jane, vakit geç oldu. Artık dönmeliyiz. Bizimle yemeğe gelmeyecek misiniz? Keşke gelebilseydim. Ama yine görüşeceğimizden eminim. Hadi. Hoşça kalın. Güle güle Jane. Artık çok daha iyi biniyorum değil mi? Evet, çok daha iyisin tatlım. Ama öğretmenini dinliyorsun evet, değil mi? Evet, elbette dinliyorum baba. Bugün ne öğrendin? Bugün öğretmenimle birlikte bindik ve bana atlamayı öğretti. İşte bu harika. Bilir'in hakkını vermeliydim. Bir gösterinin nasıl yapılacağını çok iyi biliyordu. O kadar ünlü oldu ki Madame Tussauds Mumya Müzesi'ne heykelini diktiler. Beni oraya götürdüğünde hayatımın en berbat şeylerinden birini gördüm. Bak, bu özel bir yapıştırıcı. Nasıl? Daha iyi duyuyor musun? Birçok şeyi duyabiliyorum. Batı'nın hikayesi, Batı'dan Pasifik'e doğru giden yolu izleyen iki cesur ve korkusuz dağcı Lewis ve Clark'la başladı.
Ve şimdi de bayanlar ve baylar, tüm batının en çılgın kadını Calamity Jane. O kulağı hemen geri ver. Kurşunun yok. Affedersin, unutmuşum. Kulaksıza bulaşırsan ciğerini sökerim. Calamity, sıra sende. Hadi. Hadi atlarınıza binin, hadi. Erkek gibi yürüyen kadın artık yürüyemeyecek. Hayır oturan bu. Bu yalnızca bir gösteri. Bayan Kennedy. Jane'i onu gösteriye getirmemi çok istedi. Ben de en sonunda dayanamadım ve onu programa getirdim. Senin Calamity Jane olduğunu bilmiyordum. Geçen gün ciddi miydin? Yani yarın da görüşebilir miyiz? Sen ve ben birlikte bir geziye çıkmaya ne dersin? Emin değilim. Yalnızca kısa bir gezi. Benimle güvende olacak. Gidebilir miyim baba? Lütfen. Pekala. Hadi. Hayatım boyunca bir sürü talihsizlik yaşadım. Ama böylesi bir mutluluğu çok az yaşadım. Seni hep doğduğunda kollarıma aldığım o anki gibi hayal ettim. Ve şimdi önümde eğerin üstünde oturuyordun. Bunu yüzlerce kez hayal etmiştim. İlk kez gitmene izin veriyorum. Buraya özel bir konu için Tenslap, Montana Başkanı, Yargıcı ve Şerif adına görüşmek için geldim. Kendi hayvanat bahçemizi kuracağız. Ve bu yüzden bölgeye ait hayvanlardan örnekler toplamamız gerekiyor. Ancak kunduzlarla ilgili bir sorunumuz var. Kunduzların hepsi zamanla avlanıp yok edilmiş. Onları her yerde aradık ama bulamadık. Bu nedenle sizden sağlıklı bir çift satın alabileceğimizi düşündük. Bir dişi ve bir de erkek. Böylece üreyebilirler. Ne diyorsunuz? Bize bir çift kunduz satar mısınız? Bu Calamity. Merhaba tatlım. Bu Comanche'yim. Gösterideki en iyi attır.
Şu an için büyük göründüğünü biliyorum. Ama ondan sen sorumlu olacak ve kendini alıştıracaksın. Benim mi olacak? Gerçekten mi? Evet, o senin. Ona iyi bakacağım, söz veriyorum. Lütfen. Bir dakika bekleyin. İsimlerimizin aynı olması ne güzel. Büyüdüğümde ben de senin gibi olmak istiyorum. Belki bana benzemeyebilirsin. Ama içinde her zaman benden ve babandan bir parça taşıyacaksın. Hoşça kal küçük Ceyli. Sana yazacağım. Güle güle Kalemiti. Sorun nedir? Blue gittiğinden beri yalnızca etrafta inleyip duruyorsun. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Seni rahatsız eden ne? Bir kocan olsun istemiştin ve artık var. Sanırım bir bebeğim olacak. İnanamıyorum. Bebeğin olacak. O kadar ağlıyorsun ki bu şişliği fark edemedim bile. Şimdi yatağına git ve orada kal. Bu bebeği doğuruncaya kadar en ufak bir iş bile yapmayacaksın. Yatağa girince aklıma bir sürü şey geliyor. Aa, yatarak düşün. İki kez düşük yaptın. Zaten endişeliydim, sayende iyice korktum. Seni o yatağa girmen için yeteri kadar korkutmalıyım. Belki küçük bir kızdır. O küçük kızı doğurmak istiyorsan etrafta dolaşmaman gerekiyor. Emin değilim Duzi, ama kalbim bunun Blue'nun çocuğu olduğunu söylüyor. Bu çok da önemli değil. Bebekler bulduklarıyla idare ederler. Babam bu mu yoksa o mu gibi endişeleri olmaz. Hem bazen iki tane bir tane de iyidir. Hey. Bunun için korkmana gerek yok. Düşürdüğüm bebeklerin ikisi de Blue'dandı. Küçük kızımız 3 saat, oğlumuz da 2 ay yaşadı. Eğer Blue olmasaydı ben de yaşayamazdım. Şimdi güzel ve sağlıklı bir bebeğin olsun istiyorsan yatıp dinlenmelisin lütfen. Sana çorba yapacağım. Ve sen de onu bir güzel yiyeceksin. Hadi. Şimdi sen benim bebeğimsin. Dur! Dur! Cem. Kamp yapmalıyız. Karanlığın çökmesi daha çok var. Şimdi durmalı ve kamp kurmalıyız. Çok saçma konuşuyor ama yanıldığını hiç görmedim. Hey Jim. Yemek için hastalıklı bir şeyler aramayacak mısın sen? Bartel, ne dersin? Sence 5-10 sene içinde kunduzlar üreyip çoğalabilirler mi? Evet, belki. Çok güzel günler gördük. Sen ve ben. Kesinlikle Jim.
Gerçekten güzel günlerdi. Jim. Oh, Jim. Bir tanrı var Jenny. Gördüğüm onca şeyden sonra bundan artık eminim. Belki de dünyanın iki ayrı ucunda olmamızın bir nedeni vardı. Kulaksız o büyük balıkları görmeliydi. Jim'in içinde hep dua eden bir vaiz oldu. Vaazları kunduzlar içindi. Bartle dünyayı görmeliydi. Kraliçeyle tokalaşmada ve kızıllarla gönlünü eğlendirmeliydi. Annene gelince tatlım, güzel yüzünü bir kez görmek için Ay'a gidip gelmek zorunda bile kalsam, inan her türlü engeli aşar ve bunu yapardım. Seninle gelmeyeceğim Martha Jane. Ben kuzeye, platlerine doğru gideceğim. Ama yüzlerce mil uzakta. Halkımı bulmalıyım. Birkaç kişi kalmış olsa bile onlara büyük balina balığından söz etmeliyim. Umarım halkını bulursun. Hava iyi. Güzel bir yürüyüş olacak. Ben Belfuja, Dora'ya gidiyorum. Başarabilirsen kışı bizimle geçirmeye gel. Bu yaşta kışı yalnız başına geçirmen zor olur. Seni yeni kulaklarımla dinleyeceğim. Ben de hep seni düşüneceğim kulaksız. Tebrik ederim efendim. Mülkünüzü istediğiniz zaman alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ogden, çok güzel ve bakımlı bir otel satın aldım. Deadwood, Dakota'ya taşınıyoruz. Bebek doğduktan sonra mı? Hayır, yemekten sonra. Aha, teşekkür ederim. Oh tatlım, piyanoyu bırak. Otelin işleri yoluna girince kuyruklusunu alırız. Şimdi yola çıkmak düpedüz delilik. Hayır değil. Bebeğin doğmasını beklersem kış olacak ve ilkbahara kadar da bekleyemem. Şuraya bak. Bu Martacı. Be Bart. Acaba Jim nerede? Martacı! Hey! Bart. Cody. Dönmenize çok sevindim. Hepimiz dönemedik. Jim öldü. Neden öldü? Sanırım anlamsız şeylerinden biri yüzünde. Bu da ne? Sen yokken çok şey oldu. Görüyorum. Bu sersem kim? Ogden. Benim kocam. Nasılsınız?
Merhaba. Galiba arada bir dilimi bağlamalıyım. Gel, bir şeyler içelim. Onu, Jane'i buldun mu? Çok güzelmiş. Çok güzel değil mi? Fotoğraftakinden çok daha güzel. Sana çok benziyor. Oh Jane, seni o kadar özledim ki. Ben de doğru. Peki sen ne yapacaksın Bartle? Bilmiyorum. Belki Bill Cody'yi takip eder, onunla çalışmaya devam ederim. Nasıl bir iş olduğu umurumda değil. İş işte, hem iyi para veriyor. Çalışmak istediğini söyleyeceğini hiç sanmazdım Bartle. Belki de o kızıl saçlı İngiliz yosmaları özlemişsindir. Belki özlemişimdir. Umarım yine görüşürüz Bartle. Bunu hep umacağım. Ben de. Seninle birlikte çok güzel günlerimiz oldu. Onlar çok özel günlerdi Bartle. Evet. Sen, ben ve ihtiyarcım. Hoşça kal Kalemit. Güle güle Bart. Yürüyün sizi, tüylü pislikler sizi. Çiftleşip çoğalabilirler. Cem? Ve yine bir sürü olabilirler. Cem! Deadwood, Dakota. Skettle, onlara arka kapıyı açmalarını söyle. Ah, muhteşem değil mi Duzi? Evet, güzel. Ama sana söylüyorum, ben artık taşınmak istemiyorum. Asla asla deme. Eğer büyük konuşursan hayat sana tükürdüğünü yalatıyor. Ah, bana baksana, asla evlenmeyeceğim diyordum. Sen evlendin ama ben evlenmedim ve artık taşınmayacağım da. Şimdi yatacak mısın? Ogden! Evet. Yatağı kurmadın mı? Evet ama yine de yapılması gerekiyor. Yapabilirsen üst kattan başla. Bebeği oturduğun yerde doğuracak gibi görünüyorsun. Geliyor. Kasılmalar başladı. Aman tanrım. Ogden buraya gel. Al onu. Hadi çabuk çabuk. Yavaş. Yavaş. Thank you.
Blue nerede? Blue. Sakin ol. Sakin ol. Uyumaya çalış. Tusi. Buradayım. Ogden ve bebeğin de burada. Bebeğim nerede? Bebeğimi tutmak istiyorum. Al bakalım kocaman, sağlıklı bir kız. Gayet iyi durumda. Tuzi, kalacağına söz ver. Tabii ki kalacağım. Sana artık taşınmayacağımı söylemiştim. Şimdi gidip sana süt getireceğim. Kendini bir an önce toplamalısın. Marta Jane nerede? O yürüyüşe çıktı. Marta Jane! Hemen gelsen iyi olur. Ogden, mutfağa gel de sana yiyecek bir şeyler vereyim. Hastalanmak üzereymiş gibi görünüyorsun. Hadi. Marta Jane onun yanında olacak. Onu sen al Jane. Onu tutabilirim. Hayır. Onu sen al. Benim için büyüt. İyi bir anneye ihtiyacı olacak. Ona bakacağını söyle. Bakacağım. Buraya söylesen iyi olur. Neyi söyleyeyim? Söyle işte. Bilmiyorum. Seni seviyorum Dora. Ben de seni seviyorum. Marta Jane. Merhaba Blue. Demek bu lanet yere geri döndün. Seni tel gererken göreceğimi sanmazdım. Eğer iş arıyorsan Marta Jane, buldun sayılır. Keşke bunun için gelmiş olsaydın Blue. Dora'ya bir şey olmadı, öyle değil mi? Bir bebeği oldu. Bu defa yaşadım. Bebeği yaşıyor mu? Çok güzel. Annesi gibi. Hı? Onun gözleri mavi.
Sevgili Jane'im, sana uzunca bir zamandır yazamadığım için bağışla. Dora öldükten sonra elime kalem almak çok zor geldi. Bebek çok iyi ve çok güzel. Bartle gösteri işine devam ediyor. Bir melodramda Kara Bart adında kötü bir adamı oynuyor. Ona sürekli dayak atan kızıl bir oyuncuyla evlendi. Ama bunu umursamıyor gibi görünüyor. Çoğu zaman hiçbir yere kıpırdayamıyor. Ama bazen sıra dağların olduğu yere, Rocky dağlarına dolaşmaya gidiyor. Kafamda Bartle ve Jim'in hararetli bir biçimde tartıştıklarını duyuyorum. Ara sıra yalnız bir buffalo ya da kunduza rastlıyorum ve kalbim sızlıyor. Ama küçük kızımı özlemeden geçirdiğim tek bir gün bile olmuyor. Hep annen olacağım, Calamity Jane.